Denizli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nihat Çomak, arıcılık sektörünün son dönem yaşadığı olumsuz gelişmeler hakkında bilgi verdi. Çomak, yetersiz yağışlarla birlikte bitkilerin yeteri kadar gelişemediğini, bal üretiminin olumsuz etkilendiğini kaydetti. Çomak ayrıca yanlış ve bilinçsiz ilaçlamanın da arı nüfusunu olumsuz etkilediğini söyledi. Kış ve ilkbaharda yağışların yetersiz olduğunu, bu nedenle bitkilerin yeterince gelişemediğini söyleyen Çomak, bitki florasının yeterince gelişememesi ilkbahar döneminde arıcıları olumsuz etkiledi. Kovanların gelişimi gecikti. İlkbahar sonlarına doğru yağmur ve şiddetli rüzgarların etkisiyle arıcılık faaliyetine zarar verdi. 2014 yılı içerisinde narenciye bal üretimleri hiç olmadı. Haziran ayı içinde Denizli'nin Gözler yöresinde yoğun bir şekilde üretim yapılan kekikte eski yıllarla mukayese edildiğinde %50 civarında bal üretimi gerçekleşti. Ayrıca Denizli'nin Çal, Acıpayam, Çardak yöresinde yoğun olarak üretimi yapılan anason bitkisinde de hava şartları nedeniyle bal üretme imkanı olmadı. 2014 yılı ilimiz arıcılar açısından çiçek bal üretiminin yetersiz yapıldığı bir yıl oldu dedi. Çomak, arıcılara bir darbeyi de tarım arazilerindeki yanlış ve bilinçsiz yapılan ilaçlamanın vurduğunu da söyledi. Çomak, bazı kovanlar tamamen söndü. Ülkemiz tarım sektöründe ilaçlama faaliyetleri hatalı, yanlış ve bilinçsiz bir şekilde uygulanıyor. Günün sıcak vaktinde ilaçlama yapılıyor. Zaman zaman kullanılan ilaçlar, yapısı ve karakteri itibariyle doğaya ve çevreye büyük zarar veren sentetik ilaçlar. Bu ilaçlar yetiştirilen ürünlere zarar veriyor. Tabiattaki birçok böceği yok ediyor. Bal arılarında hatalı ve yanlış uygulamalardan zarar görüyor diye konuştu.